Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir hikayeyle karşınızdayım. Bu hikayemizde sizlerle bir şarkının ve beraberinde o şarkının bestecisinin hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu şarkı Haydi. Bir Hemşin ezgisi, bir Karadeniz türküsü ve eserde imzası olan isim Melek Akman. Hiçbir müzik eğitimi almamış, nota bilgisi olmayan ama şarkı sözleri yazan ve beste yapan Rize'nin Oce köyünden bir kadın. Bu şarkıyla ilk kez 2004 yılında Kazım Koyuncu'nun kariyerindeki ikinci albümünde karşı karşıya geldik. Şarkı Haydi adıyla müzik marketlerde yerini aldığında aynı zamanda albümün de isim şarkısıydı. Kazım Koyuncu'nun kısa süren hayatına sığdırdığı başarılı kariyerine baktığımızda Haydi isimli şarkı onu efsane yapan şarkılardan biri dersem hiç de yanlış olmaz. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim. Bu şarkı daha sonraki yıllarda Yavuz Turkul'un Türk sinemasına armağan ettiği başarılı filmlerden biri olan Av Mevsim isimli filmde de soundtrack olarak karşımıza çıktı. Şarkıyı bu filmde Cem Yılmaz yorumluyordu ve şarkı bu yorumla ve filmin başarısıyla adeta yeniden doğmuştu. Haydi gidelim, haydi, haydi gidelim, haydi. Ve bu başarının ardından karşımıza yeni yorumlar da çıkmaya devam etti. Haydi, Fatih Yürek tarafından yorumlandığında bu kez kendi özgün kimliğini kaybetmiş, kendi doğasından çok başka bir yere çekilmiş, adeta şarkı yozlaştırılmıştı. Kara, 2017 yılına geldiğimizde şarkı bu kez bir projede daha yorumlandı. Doğa İçin Çal isimli projede 39 şarkıcı şarkıya yeniden hayat verdi. Çıktım cami burada dur, çıktım cami burada. Takvim Yaprakları 2018 yılını gösterirken İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'nde bir dosya açıldı. Bu mahkeme dosyasında bir kadın şarkının eser sahibi benim diyordu ve kendi hakkını arıyordu. Bu kadın Melek Akman'dan başkası değildi. Peki Melek Akman kimdi ve Haydi isimli şarkının kendisine ait olduğunu nasıl iddia ediyordu? Önce şu sorunun cevabını bulalım. Melek Akman kim? Melek Akman Rize'nin Oce köyünden. Ortaokulu bitirdikten sonra daha iyi bir lisede eğitim görmek için İstanbul'a akrabalarının yanına geliyor. Üniversite hayalleri kurarken aşık oluyor ve evleniyor. Bir süre sonra hem kocasına hem İstanbul'a olan aşkı sona erince Rize'ye, köyüne, Oce'ye geri dönüyor. Burada hemen şu soruyu sorabiliriz. Melek Akman'ın müzikle ilgili bağı ne? Gerçeği söylemek gerekirse Melek Akman nota bilgisi olmadığı halde şarkı sözleri yazan ve besteler yapan biri. Yazmış olduğu şarkıları nota bilgisi olan bir arkadaşından rica ediyor ve onların notalara dökülmesini sağlıyor. Yaptığı sadece bu. Rizeli olduğu için kendi bölgesinin ve yöresinin anonim eserlerini duymak ve bilmek gibi bir avantaja da sahip. İlkokul yıllarında ilk kez Haydi isimli şarkının sözlerini ve melodisini duyuyor. Hikaye aslında şöyle. Yakın bir akrabası çok aşık olduğu bir adam varken hiç sevmediği bir başka adamla evlendiriliyor ve ömrü boyunca mutsuz bir yaşam sürüyor. İşte bu hikaye Melek Akman'ın hafızasında fazlasıyla yer ediyor ve büyüdüğünde şarkısını yapmaya vesile oluyor. 1976 yılında şarkının sözlerini yazıyor. 1999 yılına geldiğimizde Melek Akman Kadıköy'deki bir stüdyoda bu şarkıyı kaydediyor ve kendi sesiyle kaydettiği şarkıyı Gökhan Birben'e veriyor. Amaç şarkının Gökhan Birben'in kendi adına yapacağı albümde yer alması. Ancak Gökhan Birben arkadaşı Kazım Koyuncu'ya şarkıyı dinlettiğinde Kazım Koyuncu şarkıdan çok etkileniyor ve hazırlıkları devam eden ikinci albümüne bu şarkıyı koymak istediğini ifade ediyor. İşin özeti Kazım Koyuncu şarkıya aşık oluyor. Şarkı o andan itibaren artık Kazım Koyuncu'nun şarkısı oluyor ve 2004 yılında yapılan albüme aynı zamanda isim şarkısı oluyor. O tarihe kadar Melek Akman ve Kazım Koyuncu birbirlerini tanımıyorlar. Albüme şarkıyla ilgili bilgi bölümüne şu yazılıyor. Anonim derleyen Melek Akman. Bir eser anonim olunca ne anlama geliyor? Bu eseri herkes özgür bir şekilde dilediği gibi kullanabilir. Yani hiçbir telif değeri yoktur. Kimseye herhangi bir telif ödemek zorunda değilsinizdir. Şarkıyı Kazım Koyuncu'ya veren Gökhan Birben, Melek Akman'la ilgili bilgi aktarımında bulunurken Melek Akman'ın Rize'nin Oce köyünden değil Pazar köyünden olduğu bilgisini verir. Dolayısıyla Kazım Koyuncu'nun Melek Akman'a ulaşması ve onunla iletişim kurması da bu yanlış bilgiden dolayı bir türlü gerçekleşmez.
gelişmez. Ta ki Kazım Koyuncu bir gün tesadüfler sonucu Melek Akman'ın Ardeşen'deki restoranına uğrayıncaya kadar. İlk kez Melek Akman ve Kazım Koyuncu'nun tanışması ve buluşması o Ardeşen'deki restoranda gerçekleşir. Hayli isimli şarkı ve beraberinde bu şarkının da yer aldığı albüm çok başarılı olur ve Kazım Koyuncu'nun yıldızı daha da parlar. Ancak gelin görün ki bu genç şarkıcı bir hastalığa yakalanmıştır. O hastalığın adı kanser. Kanser hastalığı Kazım Koyuncu'yu her geçen gün eritirken ölümünden tam bir yıl önce son Harbiye konserini verir. İşte o konserde Melek Akman'ı kendisini dinlemeye gelen hayran kitlesine tanıtır. Harbiye konser alanını dolduran o binlerce insana Melek Akman'ı göstererek işte Hayde'nin bestecisi burada der. Kazım Koyuncu'nun Harbiye'deki konseri sırasındaki bu anonsu aslında Haydi isimli şarkının eser sahibinin kim olduğu konusundaki ilk veri niteliği de taşıyordu. Melek Akman'a yıllar sonra şu soru soruldu. Neden şarkının sözü ve müziği size aitken anonim olmasına izin verdiniz ve öyle algılanmasına neden oldunuz? Melek Akman, Haydi isimli şarkıyla ilgili teknik bilgiyi şöyle verdi. Türkünün ilk iki satırı ve son dörtlüğü farklı. Çünkü iki farklı türküden. Ama aradaki üç dörtlük ve müzik bana ait. Okuması için türküyü arkadaşıma verdiğim o ilk anda türküye anonim yazsam olmayacak, kendi adımı yazsam olmayacak, ne yapalım diye sorduğunda canım boş ver, anonim yazalım gitsin dedi ve öyle kaldı. Parada, pulda ve sanatçılıkta gözüm olmadığı için ben de evet dedim. Bu cümlelerle şarkının kendisine ait olduğunu ifade eden Melek Akman, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'ne telif davası da açarken peki neyi amaçlıyordu? Bunu yine kendi cümleleriyle şöyle ifade ediyor. Haydi Kazım Koyuncu ile bütünleşmiş ve Hemşin ezgileri taşıyan çok da güzel hikayesi olan bir şarkı. Şarkıya Cem Yılmaz da çok önemli katkılar sağladı ve güzel de söyledi. Ancak daha sonra zaman zaman karşıma şarkının yozlaşmış halleri de çıktı. Kazım Koyuncu da olsaydı, yaşasaydı şarkının bu hallere düşmesine asla izin vermezdi. Ben şarkının sahipsiz kalmasını ve beraberinde dilediği gibi herkes tarafından yozlaştırılarak okunmasını istemiyorum. O yüzden bunu yapmam gerekiyordu. Bu arada şu dipnotu da düşmemiz gerekir. Melek Akman, şarkı sözü yazmak ve beste yapmak konusunda hiçbir nota bilgisi yokken 2011 yılında bir albüm çıkardı. Albüm müzik marketlerde yerini alırken yine Melek Akman imzası taşıyan, yine Hemşin ezgilerinden izler taşıyan eserler yer alıyordu. Müzik marketlerde Napir adıyla yerini almış olan Melek Akman albümü onu popüler bir şarkıcı yapmamış olsa da geriye dönüp baktığımızda onun kariyerinin en değerlisi hiç kuşku yok ki Haydi. Haydi. Bu videonun sonunda hikayemizi tamamlarken şu hatırlatmayı yapmakta yarar var. Büyük şarkılar her zaman gerçek hikayesi olan şarkılardır. Gerçek yaşanmışlıktan yola çıkılarak ortaya çıkmış olan Haydi isimli şarkı da işte böylesine büyük bir şarkı. Videomuzun sonuna gelmişken video içeriğimizi izlediğiniz, sonuna kadar video içeriğimizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Eğer ki henüz bu video içeriğimizi izlerken kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı da rica ediyoruz. Diğer taraftan hem izlemiş olduğunuz video içeriğimiz hem de kanalımızda yer alan diğer video içeriklerimizi de izledikten sonra beğenmeyi ihmal etmeyin. Devamında çevrenizle de mutlaka paylaşın. Şimdiden teşekkürler.